Kızım, şimdi sana anlatacağım bu hikayeyi hiçbir zaman unutma, olur mu? Ben senin yaşlarında küçük bir çocukken tahtadan bir salıncağım vardı. O salıncakta saatlerce sallandığımı hatırlıyorum. Babam bir gün bana bu ağacı artık sen koruyacaksın demişti. Bu ağacın tohumlarını dedemle birlikte ekmişler. Filizlenişini, boyatışını heyecanla izlemişler. Her fırtına da ya zarar görürse diye uykuları kaçarmış babamın. Ama o fidan her şeye direnmiş. Yıllar geçtikçe daha da güçlenip kocaman bir ağaç olmuş. Babam bu ağacın tepesinde kurmuş en ulaşılmaz hayallerini. Ben onun altında yazdım tüm öykülerimi. Şimdi sıra sende. Onu ben de sana emanet ediyorum. Bu ağaç bizim gibi senin de korktuğunda sığınağın, gölgesiyle korunağın olacak. Bir gün ben yanında olamadığımda üzüntünü ona sarılarak hafifleteceksin. Artık sen koruyacaksın onu. Bu hikayeyi sen de çocuklarına, torunlarına anlattığında emanetimiz yüzyıllar boyunca yaşamaya devam edecek. İşte 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyet de böyle kızım. Atamızın bize emaneti. Bir asırdır yaşayan ve hep yaşayacak olan vazgeçilmezimiz. Gölgesinde büyüyen her çocuğun koruyup sahip çıkacağı, yaşadıkça yaşatacağı ulu bir çınar Cumhuriyet. İyi ki doğdun Cumhuriyetimiz. Daha nice 100 senelere. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun.